Canlarım selam, ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane TT Matematik kampında birinci haftayı bitirdik, geride bıraktık. Şimdi rehberlik dersindeyiz. Bizi ne bekliyor güzel insanlar? Hangi kaynakları çözeceğiz? Peki hangi sıklıkta testlere bakacağız? Günde ne kadar çalışmamız lazım? Bunlarla ilgili yorumlar yapacağız. Şimdi birinci hafta bittikten sonra biz 5 tane konu bitirdik. Bunlardan birisi hemen sayı kümeleriydi ve matematiğin en önemli kısımlarından birisiydi. Temel kavramlar diye geçiyor aslında. Sonra ardışık sayı, tek sayı, çift sayı, pozitif, negatif. Faktöriyel asal sayı ve rasyonel sayılar. Bunlar birinci haftanın konularıydı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz ne kadar konu anlatırsak anlatalım. Önemli olan şey şu: Sonradan siz soru çözmezseniz bizim anlattıklarımız belli bir süre sonra gider. Bakın bizim yaptığımız şey aslında size bir özel ders verme. Biliyorsunuz aslında bu dafların ortaya çıkışı özel derste hocaların kullandığı bir kitaptır. Özel derste bir ders saatinde bir tane dafı bitirirsin ve çocuğu eve gönderirsin. Oradaki testleri çözer, ne kadar anlayıp anlamadığı ortaya çıkar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hem konuyu anlatıyoruz. Konu anlatımı bittikten sonra da arkadaki test sorularıyla işi iyice pekiştiriyoruz. Peki siz ne yapacaksınız? Siz şunu yapacaksınız. İki tane kaynak belirleyeceksiniz. Yeni başlayanlar banko bir tane kolay orta ve yeni başlamıyorum hocam. Benim altyapım var. Ben İyi Anadolu Lisesi'nde okudum. 11'den 12'ye geçtim. Onlar ise iki tane orta kitap belirleyebilir. Şimdi bizim kafamızdaki kitaplardan birincisi şu. Acil Matematik, Matematiğin İlacı. Bak TYT kesinlikle ama kesinlikle biraz sonra burada zaten tanıtımını yapacağım. Onu çözeceksiniz. İkincisi Bilgi Sarmal. Bunu da zaten size ödev kısmında, video ödev kısmında söyledim. Niye? Çünkü alt başlıkları var. Mesela ne yapıyor arkadaşlar? Tek ve çift sayılar Alt başlıkta bir teste var. Sonra pozitif negatif. Alt başlıkta bir teste var. Şimdi buradaki mantık şu. Ben sana pozitif negatifliği anlattım. Sen gidip bir tane kitap aldın. Bilmiyorum ismini de vermiyorum. Orada eğer ki aldın pozitif negatiflik hangi testte belli olduğunu bilmiyorsan bu sefer ne yapıyorsun? Kitabın bir sorusunu çözebiliyorsun. iki soruyu çözüyorsun. Üçüncüyü çözemeyip hop atıyorsun kenara. Bizim amacımız şu. Sen o teste oturduğun zaman 5 soru mu var? 4'ünü çözdüğün an zaten mutlu olmaya başlayacaksın. Amacımız zaten ya da 5'te 3 tane mi çözebildin? Mutlu olmaya başlayacaksın. Yeni başlayanlar bununla mutlu olacak. Yeni başlayan arkadaşlarımız gidip hemen 5'te 5'i zaten çözemezler. Sıkıntı yaşayacaklar, biraz emekleyecekler, biraz yorulacaklar. Amacımız işte o 5'te 3 yaptırabilmek, 5'te 2 yaptırabilmek, 5'te 4 yaptırabilmek ve zamanla o 5'te 5 beş olacak. Birden olmaz bak onu başta söyleyeyim. Şimdi hemen bir sahnemi çevireyim. Mesela burada acil matematik, matematiğin ilacı kitabı var. Bak biz ne yaptık güzel insanlar? Burada aslında sayı kümelerini işledik. Sen bu kitabı alıyorsun. Bu hafta sayı kümelerini çözüyorsun. Tam sayılar harfi ifadeleri çözüyorsun tek çift sayıları çözüyorsun. Ardışık sayıları, asal sayıları, faktöriyelleri bunları bitiriyorsun. Bak bizim bu hafta şu konuların hepsini bitirdik. Siz de bu kitaptan kolay kitap olarak bunu kesinlikle çözeceksiniz. Bak. Banku bunu çözeceksiniz. İkinci olarak biliyorsunuz kitabımız, diğer kitabımız Bilgi Sarmal. Bilgi Sarmal'da da zaten ne yapacağınızı size tek tek söyledim. Hangi testler çözülecek söyledim. Şimdi bu kitabın güzelliği şu. Kolaydan başlıyor. İçlerinde yeni nesiller var. Bak mesela 5. soru bir yeni nesil soru. Aldın bunu tak ne yaptın okudun. Burada yeni nesile geçmeye başlayacaksın. Yeni nesile geçişlere başlayacaksın. Burası bizim için önemli. Mesela ne yaptın? Arkada mesela 10. soru, 11. soru, 9. soru. Bunlar yeni nesil sorular güzel insanlar. Bunları yapacaksınız. Amacımız o. Bu testte mesela 12'de ne yaptın? 9 tane doğru çıkarttın. 9 tane yapabildin. Demek ki senin için işler doğru. Doğru yolunda gidiyorsun sen, sıkıntı yaşamıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Konu anlatımını izliyorsun. Konu anlatımını izledikten sonra geldin, tak soru çözüm videosuna baktın. Sonra gidip tekrarını yapıp hemen direkt aynı gün bu testi çözdüğün an matematikteki gerçek mutluluğu yaşarsın ve kaçınılmaz bir şekilde başarı gelir. İmkansızdır. Yani başarıyı yakalayamaman için bir imkansızlık olması lazım. Bir aşk açısı çekmen lazım. Ya da ne bileyim aklın masadadır ama e, pardon kendi vücudun masadadır ama aklın dışarıdadır başka bir yerdedir. Öyle sıkıntılar yaşıyor olman lazım. Yoksa kaçmaz yüzde yüz konuyu anlattık. Sen dinledin notlarını aldın sonra test kısmında birlikte ilerledik. En son gelip bu sudaki testleri çözersen başarı kendinden gelecek. Ne yapacağız? Hep söylüyorum bir tane kolay orta Sonra bir de kolay, orta, zor. Bu kitaplar birincisi acil matematik, ikincisi ise bilgi sarma. Şimdi peki hocam burada biz acele edip erkenden TYT matematiği bitirmek istiyoruz. Bakın en büyük hata budur. Ben geçen sene... Kanalda full AYT matematik yaptım. Daha çok AYT matematikle ilgili sorular çözdüm. Full tekrarlar yaptım ve gerçekten hani öğrenciler tarafından bir değer gördüm. Benden en çok istenen şey neydi biliyor musunuz? Sınav yaklaştıkça. Hocam AYT matematikteki ilk 12 soru var. TYT kalıbı. Lütfen oradan soru çözün. En çok istenen şey oydu. Niye? Çünkü TYT matematiği hızlıca halledip, hallettiğini düşünüp daha doğrusu aceleye getirip biraz ondan, biraz ondan, biraz ondan bir şey yapıp ortaya ne oluyor? Bu sefer hiçbir şey çıkmıyor. Bu işi yapmak istiyorsanız arkadaşlar önünüzde 3 ayınız var. 3 ay oturun adam akıllı şu TYT matematiği halledin. 3 ay hocam çok fazla değil mi? Hayır fazla değil. Bakın gidip şunu yapmayın bu sefer. 2 ayda halletmeye çalışıyorsunuz. Ben bitirdim hocam kesin TYT matematik hallettim. 2 ayda bitti. Ondan sonra Ocak ayı oluyor. Tak o kanaldan sayı kümelerini izliyorsun. Tak bu kanaldan işte oran orantı izliyorsun. Tak şuradan işte üstlü sayı köklü sayı dinliyorsun. Demek ki oturmamış işte. Ya da şunu söyleyeyim. Bana en çok gelen şeylerden biri de şudur. Hocam ben bilgi sarmalı bitirdim. 3 dyi bitirdim. TYT matematikte 25 net yapıyorum. Hayır demek ki bir sıkıntı var. Sıkıntı şu. Sen gidip onu bitirmemişsin. Sadece çözmek için çözmüşsün. Zor sorulara geldiğinde atlamışsın, anlamamışsın, uğraşmamışsın. Sen ne yapacaksın? Diyorum sana. Önce kendi kaldırabileceğin yükteki kitapları çözeceksin. Yeni başlıyorsan bilgi sarmal ve matematiğin ilacı. Eğer hocam yok ben yeni başlamıyorum diyorsan İlk kez değilim ben işin hani önceden sorular çözdüm. Bilgi sarmal onun yanına 3 olabilir, 3, 4, 5 olabilir, orijinal olabilir. Ondan sonra barış yayınları olabilir. Bunların hepsi olabilir. Bak ama banku birinci kitap yine bilgi sarmal. ikinci yanına istediğini koy. 3, 4, 5 orijinal, barış. Ondan sonra 3'te hepsi olabilir. Çünkü arkadaşlar piyasada kötü kitap yok. Her soru, her kitap birbirinden harika. Gerçekten mükemmeller. Bak her kitaba saygım sonsuz. Arkamda görüyorsunuz o kadar çok kitap var ki ve çoğunu incelemişimdir. Bak çoğunu incelemişimdir. Kötü kaynak yok. Önemli olan o kaynakların hakkını vererek çözmek var. Yapacağınız şey bu. Lafı fazla uzatmayalım. Birinci haftayı bitirdik. Şimdi normalde ikinci hafta ayın 10'unda başlaması gerekiyordu. Fakat içinizde yine sabırsız olan arkadaşlar olacak. Ve ben o yüzden ne yaptım? Ayın 7'si ya da 8'inde Zaten videoyu yükledim. Orada karşınıza var. Gelecek. Erkenden videoları yükleyeceğim. Erken bitirmek isteyen arkadaşlar olacak. Ama benden size hani söz olsun. Böyle şunu dinleyin. Bu lafımı yabana atmayın. Lütfen hafta hafta gidin. Benim belirlediğim haftada giderseniz oturursunuz Eylül 1'de, Eylül 2'de. Ondan sonra tak konuları bitirmiş olursun. Hızlı hızlı gittiğin zaman bir şey kazanamazsın bak. Şu an yeni başlıyorsan önce altyapını oturtacaksın. Ona biraz böyle ne yapacaksın? Futbolcular hani antrenman yapar ya. Yılın ilk maçında, ilk haftasında direkt vücuda yüklenilmez. Yavaş yavaş bir yüklenme programı vardır. Siz de öyle yapacaksınız. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yükleyeceksiniz üstüne. En son bir yerde tak bir bakmışsın ki dönüp arkana baktığında ben bu işi hallettim diyeceksin. O yüzden işaretmek istiyorsan sağlam adımlarla, sağlam programlarla, sağlam kitaplarla gideceksin. Lütfen eğer almadıysanız hemen acil matematik matematiğin ilacını alıyorsunuz. Bilgi sarmal alıyorsunuz TYT matematik soru bankalarını. Bunlarla birlikte benle birlikte ilerliyorsunuz. Bakın pişman olmayacaksınız. Ben söylüyorum ben bu işi yeni yapmıyorum. 10 yıldır bu işin içindeyim. Bir zat ders anlatıyorum. 7-8 tane kendi yazdığım kitabım var. En az denemeleri söylemiyorum. Ve Burada şunu gördük. Zamanla bazı şeyler oturmaya başlıyor. Öğrencilerin sıkıntıları var. Sıkıntılar şu. Bir an önce TYT'yi halledip AYT'ye başlamak ama öyle olmuyor. Sen önce TYT'yi tam anlamıyla halledeceksin. Sonra dönüp arkana hiç bakmayacaksın. İkincisi geometri çalışmayanlar varsa içinizde hayatının en büyük hatasını yapıyordur. Ben de geometri konuları var kanalımda ama mesela üçgenler yok ama üçgenlerin dışında dörtgenler, çember, analitik geometri ondan sonra yani çoğu konu var. Çoğu konu var. Eğer ki geometri çalışmaya başlamıyorsam çok büyük bir sorunum var demektir. Geometriyi hocam ben anlatacak mıyım? Üçgenleri ileride anlatacağım ama benim anlatacağım geometri kısmı daha çok şu an kolay ve orta. E, farklı bir kamp yapar mıyım? İlerleyen zamanda eğer vakit olursa yaparım tabii ki. Ve kesinlikle ama kesinlikle YouTube'da çok değer verdiğim bir hocam var. Birlikte o kadar kitap yazdık. Kenan Kara hocam var. Oradan arkadaşlar geometriye başlayın. Lütfen ama lütfen ertelemeyin. Ertelerseniz Bak ertelerseniz bu iş olmaz. Matematikte gelirsin. Hocam ben 20 netin üstüne çıkamıyorum. Niye çıkamıyorsun? Çünkü geometri bilmiyorsun. Geçen sene de ÖSYM ne yaptı arkadaşlar? Gerçekten 10 tane soru sordu. Çok basitti. Orta düzey geometri bilgisiyle her soru çözülüyordu. Haberiniz olsun. Hem TYT hem AYT'ydi. Ne yapalım? Dersimizi, rehberlik kısmımızı burada bitirelim. Bir sonraki rehberlik haftaya olacak. Yine hangi soruları çözeceğinizi, hangi testleri çözeceğinizi size söyleyeceğim. Bir de şöyle bir şey var. Bir sahnemi çevireyim. Onu söylemedim. Şurada bir içindekiler kısmına girelim güzel insanlar. Şurada söylemedik ama e, güzel insanlar hemen bir bakalım. Rasyonel sayılar var. O da sayfa kaçtaymış. Bölüm 2'de bu is rasyonel sayılarda ne yaptık? Birinci haftada bitirdik. Bunları da çözeceksiniz. Bak ilk hemen gösterelim güzel insanlar. Burada e, rasyonel sayıları bitirdik. Onlara bakacaksınız. Bölüm 1. Bak bu bölüm 1'deki sayı kümeleri tam sayılar, tek çift, ardışık, asal sayılar, faktöriyel yani bitecek. Anlaştık mı? Sonra bir de ikinci kısımdaki rasyonel sayılar bitecek. Ve bomba gibi ilerleyeceğiz güzel insanlar. Ne yapalım? Bir sonraki rehberlikte görüşürüz güzel insanlar. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.